Evet, bunları zaten daha önce anlatmıştım size, hatırlıyorsan. Hı-hı, evet. Ama tabii bol bol problem çözmen gerekiyor. Tamam öğretmenim. Bir dakika. Selim. Özer'le atışmışsınız yine. Ne yaptıysam olmuyor hocam. Beni dinlemiyor ki. O benim en yakın dostumdu. Ama artık onu tanıyamıyorum. Dostunu kaybetmedim. Şu anda zor bir süreçten geçiyor. Sadece gerçekleri görebilmesi için biraz zamana ihtiyacı var, o kadar. Babasını çağırdım, konuşacağım zaten. Evet aşkıncım. Nibadım. Ne dedin? Teşekkürler, iyiyim. Buyurun, barışma çiçeği. Bana sinirlenmiştiniz ya. Ha evet, neyse, teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için bir zevkti. Görüşmek üzere. Cepte görüntülü konuşma da varmış. Hadi kaptın telefonu. Çocuk seni mutlu etme kuruna delirdi valla. Petek ya, kes artık bu oyunu, hiç hoş değil. Üf ya, az kaldı, ben de meraklı değilim. Ona karşı bir şey hissetmiyorum, anlasana. Kızlar, gördüklerinize inanamayacaksınız. Ay inanamıyorum, çok komik ya. Bak bir de Şemsi Hoca'yı teyzemle yakıştırmıştınız. Bence Mimi ile birbirlerine çok yakışmışlar. Bomba bomba. Şemsi Konayan'ın artık sadece kolu değil, yüreği de yanık. Ay Özer, iyi ki geldin. Karnımız acıktı. Bir set olsa alsana. Emin olun dedikçe. Yalnız benimki sade olsun. Ketçap falan koydurma, kilo alıyorum sonra. Peki. Vallahi çok ileri gidiyorsun artık Petek. Öf, ay sus ya, içimi şişirme. Getirdiklerini mideye indirmeyi biliyorsun ama. Petek tostlar. Sağ ol. Sosyal yok, onu biliyorum. Matematik vardı galiba. Baba. Senin burada ne işin var? Bilmiyorum. Okuldan aradılar beni Özer. Umarım kötü bir şey değildir. Bravo Selim, hiç vakit kaybetmemişsin. Ne diyorsun be? Babanı Mimi çarpmış. Peteği elinden aldım diye çatlıyorsun değil mi? Neden anlamıyorsun Özer? Seni o kullanıyor. Kullanıyor. Hayırdır hoca hanım? Nebahat Hanım size bahsetmedi galiba. Ben ortada bir sorun görmüyorum. Bakın Murat Bey. Özer çok çalışkan ve terbiyeli bir çocuk. Ancak son günlerde bir gönül ilişkisi diyelim ki bu yaşlarda çok normaldir ama kendini biraz fazla kaptırdı. Bu yüzden de kendini kanıtlamak için... Teyze! Pardon. Ben kontör almak için para isteyecektim de. Okulda telefon serbest mi? Hayır tabii ama bazı öğrenciler ısrarla getiriyor. Arkadaşım hediye etti. Yanımda taşımayınca kalbi kırılıyor. Pardon, şu telefona bakabilir miyim? Bu benim telefonum. İmkansız, Özer bana bunu hediye etti. Ben Özer'in babasıyım. Sanırım çok büyük bir hata yapmış. Çok büyük. Önemli değil. Neyse sonra hallederiz ya. Petek! Tarih ödevini de yaptım. Bak, kara havluların haritasını çıktı. Geri zekalı. Evet. Babanın telefonunu çalıp bana mı getirdin? Petek, bir dakika dinle beni, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın pis şişko? Petek ama... Sen gammazladın değil mi? Bittin sen. Ya, Özer, bittin sen. Ya? Dur, ne yapıyorsun Özer? Ne yapıyorsunuz arkadaşlar?